Efendim bir alanda vergileme imkanı varsa e, devlet bu alanı vergiler. Yani bugüne kadar pas geçtiği görülmemiştir. E, bugün burada da konuşacağımız e, regülasyonlarda e, bunlardan bir tanesi vergileme alanındaki regülasyonlardan da bahsedeceğiz. E, bu regülasyon o kadar önemli ki aslında yani bu alanın önünü açabilir tamamen kapatabilir. O yüzden çok kıymetli bir e, bulduğumuz, bizim de çok kıymet verdiğimiz regülasyon aşaması, e, önemsediğimiz bir alan. E, tabii burada regülasyonun şifreleri var aslında. Regülasyonun şifreleri bizi verginin kodlarına götürür. Yani bugün yapılacak ya da önümüzdeki günlerde yapılacak regülasyonların bu anlamda kanunlik ilçesinden uzaklaşmadan e, mükellef açısından kolay, basit anlaşılır. Ama idare açısından da etkin ve verimli bir sonuç elde etmek e, maksadıyla yapılmalı. Kanunluk ilçesinden vazgeçmemeli. Yani geriye yürüme ve kıyas yasağını e, göz önünde bulundurmalı. Tarafsızlık ilkesi, vergide eşitlik ilkesi ve en nihayetinde teknoloji dostu bir vergileme olması gerekir. Bunun da paydaşların bu anlamda aslında yönetime, üst yönetime ya da buna karar verecek karar mercilerine, bu anlamda irade göstereceklere e, ürünlerini doğru tanıtıp e, ürünlerini doğru tanıttıktan sonra riskleri yol haritasını çıkartıp bir an evvel bu regü regülasyona e, katkı sunmaları gerekmektedir. E bu katkı içinde bugün burada zaten bir konuşma yapacağız. Umarız e, sektöre de e, yatırımcıya da bu anlamda faydası olur.